Rubeyt selam. Bugün Kahve Gibi Kahve'nin üretim atölyesindeyiz. Bize hem hikayesini hem de içerideki süreci anlatabilir misin? Tabii. Kahve Gibi Kahve atölyede sallama filtre kahve yapıyoruz. Bu konteyner bizim imalathanemiz. Bunun içinde kahveyi öğütüp fiber filtrelere doldurup oksijensiz zarflara koyuyoruz. Böylece ekipmansız filtre kahve demleyebiliyorsunuz. Burada öğütücümüz var. Bizim reçetemize göre kavrulmuş kahve geliyor, öğütüyoruz. Ardından filtrelerin içine ve sonra da zartların içine konuyor. Burada kutulanıyor, kolleniyor ve teslimata hazır bir şekilde burada bekliyor. Sonra teslimatta ortaklık yaptığımız firmalar işte markete, yurt dışına, son tüketiciye gidiyor. Kargo operasyonumuzu yukarıda yönetiyoruz. Orayı göstereceğim. İki çeşit kahvemiz var gördüğünüz gibi. Güçlü paket biraz daha yoğun, yüksek kafeinli, klasik pakette daha yumuşak içimli, biraz daha keyifli bir kahve. Burada günde 20 bin adet kahve çıkarabiliyoruz. Bunu tabii arttırmak mümkün biraz daha yoğun çalıştığımız dönemlerde oluyor. Dünyaya sallama kahve satmaya çalışıyoruz. Evet, şu an depomuz Şu anda depomuzdayız, evet. Evet. Buranın bir özelliği var mı? Buranın özelliği bizim ürünlerimize ve ham maddelerimize ev sahipliği yapması. Burada kutular, koliler, bazen bitmiş ürünler depolanıyor. Ayrıca hava sistemimiz de burada. Hastane kalitesinde filtreli bir hava sağlıyor makineye Hem makinenin çalışmasını sağlıyor hem de paketin içine basılan havanın oksijensizleştirilmesini sağlıyor buradaki düzenek. Bu fikrin çıkış noktası neresi? Sallama çay. Şöyle değerlendiriyorum kendimce. Çok iyi bir çayı evet demleme usulüyle, klasik manada demleme usulüyle 10 puanlık içebiliyorsunuz. Ama çay ocağında, bir kafede, sağda solda içtiğiniz çayın kalitesi 1 ile 10 arasında değişebiliyor. Çok kötü çay da gelebiliyor, iyi çay da gelebiliyor. Sallama çay, özellikle belli başlı markalar size 10 puanlık değilse de 7-8 puanlık çayı hep aynı standartta verebiliyor. Bu benim için büyük bir rahatlıktı. Çünkü ofiste çalışırken bir yandan çay içmek istiyorum. Anında sıcak suyumu alıp gelip çay içmeye başlayabiliyorum ve hep beklediğim tatta geliyor bana çayım. Hep aynı deneyimi yaşıyorum. Fakat kahvede böyle bir imkan yoktu. Yani ya French press kullanacağım, bütün o kahvesini, temizliğini üstüme alacağım. Ya da kahve makinesi alacağız, kağıt filtresi, sırası yine onun temizliği de ayrı bir dert. Ve beklemesi tabii ki. Bunlardan sıkıldım. Dedim niye sallama çay var da kahve yok. Senin hikayen nasıl başladı? Kitlesel fonlama kampanyası ile başladık. Çünkü bir, bir akıllı ben değilimdir diye düşündüm açıkçası. Yani niye sallama kahve diye bir şey yok. Çok bariz bir fikir. Sallama çay yıllardır var kahvede olmalıydı, yapmadıklarına göre bir sorun vardır. Dolayısıyla öncesinde onu bir test edeyim istedim. Ayrıca tabii biraz da para toplasak da fena olmazdı yani özellikle şirketin kurulum masraflarını çıkarabilmek için. Bir video yayınladık, o videoda sallama filtre kahve mümkün, biz filtre kahveyi kolay hale getireceğiz, bize destek olun, biz de size hediye kahve gönderelim diye başladık. O dönemde 110 kişi destek oldu. Ve birebir iletişim kurma fırsatı da buldum o zaman. Yani dedim siz niye sağlama fişe kahve içiyorsunuz, dijital reklam kampanyası yaptım küçük çaplı. Öyle başladı hikaye. O dönemde Tarven'le tanıştık video vasıtasıyla. Kafalarımız uyuştu, bana çok destek oldular başından beri. Tohum yatırımı aldık Tarven'den. Sonra işleri biraz daha şekillendirdik, Miniso mağazalarında satış yapmaya başladık. O zaman tabii bu arada evde üretim yapıyoruz. Yani. E, manuel şekilde doldurup, bir tane öğütücümüz vardı, e, belli şek belli miktarlarda veren sürekli, e, o filtreleri doldurup, paketleri yapıp gönderiyorduk. E, sonra işler biraz büyümeye başlayınca e, Tarven'le oturduk, konuştuk. Dedik ki biraz e, artık sınırlarına geldik manuel manuel üretimin. Ya bu üretim şeklini ölçekleyeceğiz, yani çarpanlayacağız aynı şekilde manuel ya da seri üretime geçeceğiz. O dönemde Türk Hava Yolları'ndan istifa etmeye karar verdim. Tam zamanlı olarak kahve gibi kahve uğraşmaya başladım. İşte Çin'e gittim, dört tane fabrikayla birer gün görüştüm. Makinaları istediğimiz ayara getirdik. Siparişimizi verdik, burada kahve gibi kahve atölyeyi bulduk. O dönemde 80 tane dükkan baktım. İşte Anadolu yakasının en ucuza köşesinden, Avrupa yakasının bir ucuna kadar. Orada da çeşitli sıkıntılar var tabii. Yani ruhsata uygun, gıda üretimine uygun yer bulmak, hem bina yeni olsun hem park yeri uygun olsun hem çeşitli böyle faydaları olsun diye. Kahve gibi kahve atölyede karar kıldık burada. İç tadilatını yaptık, makineyi getirdik, bütün ambalajları yeniden tasarladık. Koli içi adedinden, kutu içi adedinden, işte nereye ne kadar vereceğiz, kaç para vereceğiz hepsini baştan tasarlamış olduk tabii orada. Marka aynıydı ama bir nevi yeniden markalama çalışması yapmış olduk. Sonra da pandeminin hemen öncesinde marketlerle görüşmeye başladık, seri üretir hale geldik. Böyle başladık genel hikaye. Buraya kadar gelmiş olduk yani ilmi. Filtre kahve kültürü olanlar için bu sallama kahve nasıl karşılanıyor? Valla değişiyor. Kimisi ya olmaz öyle şey diyor. Kimisi de aa hakikaten niye öyle bir şey yok diyor. Özellikle yurt dışındaki tepkiler çok olumlu. Çünkü coffee bag dediğinizde tea bag direkt o çağrışımı kuruyorlar. Yani o ilişkiyi kurup gerçekten niye böyle bir şey yok diye yaklaşıyorlar. Türkiye'de ama tabii sallama çay karşılığı da var malum. Bazıları diyebiliyor ki ya olmaması lazım, yani çalışmaması lazım. Çünkü şöyle de bir arka planı var, haklıdılar da. Ya böyle bir şey olsa zaten 100 yıl önce yapılırdı. Yani niye yok? Demek ki olmuyor diye bakıyorlar. Fakat biz de kör testler yapıyoruz. Ve French Press'e birebir denk sonuçlar ortaya koyduğumuzu gösterebiliyoruz kör testte. Yani 10 bardağa 5 bardak French Press, 5 bardak fiber filtre demleyip karıştırıp soruyoruz. Rastgeleyle aynı sonuçlar çıkıyor. Dolayısıyla birebir French Press'e denk kahve demleyebiliyoruz. Kaliteyi nasıl koruyorsunuz? Kaliteyi hep aynı reçetede kavuruyoruz. Hep tek kaynaklı kahve tedarik ediyoruz. Ve e, sürekli kontroller yapıyoruz tabii ki. Hem kendimiz tüketiyoruz hem e, gıda analiz laboratuvarlarıyla birlikte çalışıyoruz. İyi tedarikçilerle biraz da külfetli şekilde çalışıyoruz. Yani iyi kahve alıyoruz. Maliyete biraz yansıyor ama hep aynı kalitede, hep yüksek kalitede filtre kahve sağlamış oluyoruz. Kahveyi nereden tedarik ediyorsunuz? E, kahveyi klasik paket için Guatemala'dan. Tek kaynaklı kahve kullanıyoruz. Güçlü paket içinde Endonezya'dan getiriyoruz. Çok çeşitli kahveler sunabiliriz, evet. Yani bildiğiniz üzere yüzlerce farklı çeşit kahve bulunabiliyor birçok yöreden. Fakat biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Bizce iki ana tüketici kitlesi var. Bir tanesi keyif için içiyor. Yani kahvenin tadını seviyor. Fayda beklentisi yok diyor. Diğeri de biraz daha böyle öğrenciler gibi sınav dönemlerinde özellikle sporcular gibi veya geç çalışması gereken beyaz yakalılar gibi insanlar da biraz daha yüksek kafein acı tat beklentisinde. Biz de dedik yani iki tip kahveyle biz bunu kapsayabiliriz. Lezzet seçimleri için de bir fokus grup çalışması yaptık yaklaşık 40 kişiyle. Farklı yörelerin farklı derecelerde kavrulmuş kahvelerini denettik ve orta yolu bulmaya çalıştık açıkçası. Çünkü özellikle girişim boyutunda olduğunuz zaman fazla çeşit sunmak biraz lüks oluyor. Onların üretilmesi, depolanması, lojistiği ciddi maliyetler. Biz de o yüzden hani olabildiğince geniş kesimi kapsayan iki çeşitte karar kıldık. Böyle belirledik yani Guatemala kahvesiyle Endonezya kahvesini. Guatemala zaten yani sağ olsun Starbucks abimiz, seviyoruz kendilerini zira olmasaydı Starbucks birçok kahve firması olmazdı şu anda. Kahve kültürünü Türkiye'ye getiren firma orada da en çok tüketilen kahvelerden biri Guatemala özellikle Türkiye için. Dolayısıyla e, klasik paket için Guatemala'da karar kıldık. Güçlü pakette biraz da müşterilerin geri bildirimleriyle ortaya çıkmış bir seçenek zaten. Hem kafeini yüksek hem daha tadı acı. Böyle belirledik. Girişimi geliştirme sürecinde zorlandığınız kısımlar nelerdi? Başta e, Türk Hava Yolları'nda çalışıyordum. Hani oradaki zaman yönetim biraz problemdi. Çünkü 5'te çıkıyordum, 6'da bir kafeye oturuyordum. Biraz bir şeyler atıştırıyordum. Ve 3-4 saatim oluyordu kahve gibi kahveyle ilgili. O günkü yapılacakları tamamlamak için yani bu çok basit bir metnin yazılması da olabilir, web sitesinin bir, belli bir kısmının düzenlenmesi de olabilir, önemli bir e, mail yazımı da olabilir. E, o dönem zaman yönetimiydi problem. Sonrasında seri üretime geçişte üretimi oturtmak çok ciddi zaman aldı. Yani e, yepyeni bir makine, yepyeni bir üretim tarzı, yeni tedarikçiler onların kurulumu e, ciddi vakit aldı. Çok zorlandık üretimi düzgün hale getirene kadar şu anda da büyük ulusal marketlerle anlaşma sürecinde zorlanıyoruz açıkçası. Çünkü hem talepleri çok farklı diğerlerine kıyasla. Yani çok yüksek marjlar istiyorlar. Çok dar şartlar sunuyorlar. Birçok riski bizim üstümüze yakıyorlar. Şu anda da bunlarla biraz uğraşıyoruz. Ama her bir problem tabii yaşadığın zaman çok büyük görünüyor. Çözüp geride bıraktıktan sonra da aslında o kadar da önemli değilmiş gibi geliyor ama her biri ayrı ayrı özel ve önemli problemler. İlk günden bugüne Nasıl bir ekiple bu işi buraya kadar getirdin? Şöyle başlarda annem ve kardeşlerim vardı. Babam da destek oluyordu. Üretimi aile içinde yapıyorduk öyle söyleyeyim. Sonra sosyal medya ve blog yazımında özellikle dışarıdan destek almaya başladık. Ekibin parçası oldular sonrasında bu arkadaşlar. Sonra seri üretime geçtikten sonra burada 8 kişilik bir ekip olduk. Bir satış direktörümüz var Tarık. Sağ olsun bize çok ciddi destek oluyor. Satış tarafını artık neredeyse hiç düşünmüyorum. O düzenliyor. Özellikle yurt içi satışlarını. İki tane yine dijital pazarlama alanına bakan arkadaş var. Kalan 5 kişi de bana hem üretimde destek oluyorlar hem birçok işi beraberce yapıyoruz. Yani günlük operasyonlarımız şunlar. Üretim, kargoların çıkarılması, günlük kargoların, yaşanan problemlerin giderilmesi, işte bir müşteri sıkıntı yaşayabiliyor, bir marketin deposuna gönderdiğimiz üründe bir işte gecikme olabiliyor, nakliyeci diyor ki ya ben burada bir saat bekledim, daha beklemem, yarın geleyim, onu rica minnet çözmeye çalışıyoruz. Yani aradaki o lojistik problemlerini gidermeye çalışıyoruz. Toplamda 8 kişilik bir ekibimiz var şu anda. Biraz daha büyüteceğiz bunu. 10-11 kişilere çıkacağız. Özellikle üretimdeki ihtiyaçlar artıyor çünkü. Bu işin geleceği nokta neresi? Şimdi sallama çay diye bir şey var malum. Örneğin İngiltere verisine göre sallama çay satışları toplam çay satışlarının %95'i. Dolayısıyla kahvede de bütün kahve pazarının %10-15-20'lerine ulaşmak mümkün sallama kahveyle. Bizim yapmaya çalıştığımız şey de Türkiye'de ve dünyada sallama kahvenin ismi olabilmek. E, uluslararası pazara açılmak için Dip Kef diye bir marka tasarladık. Dip biliyorsunuz da aldırmak demek. Kef de kısaltılmışı. Dip Kef'i sallama kahvenin dünya çapında ismi yapmaya çalışıyoruz. Yani son tahlilde benim hedefim o. Bunun için de önce Türkiye'de yaygınlaşıp sonra yurt dışında tekil müşterilere satış yapmaya başlayıp ardından yurt dışındaki büyük kanallarla çalışıp dipkefi bilinen bir marka haline getirmeye çalışıyoruz. Yani insanlar sallama kahve diye bir şeyin farkında olsun. Tabii ki tüm tüketimlerini sallama kahve olarak yapacak değil insanlar ama bir ihtiyaçları olduğunda çok düşük kaliteli kahvelere düşmesin. Yani kolaylık istediklerinde kaliteli bir kahve alternatifi olsun ellerin altında. Ve tabii kahvenin birçok faydası var. Yani hani insanlara faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyorum ben. Özellikle refahın yüksek olduğu, teknoloji ve yaratıcılığın yüksek olduğu ülkelerde kahve tüketimi çok yüksek. Bunun bir nedensellik ortaya koyduğunu tabii ki iddia edemem ama böyle bir gerçek var. Yani e, müreffeh ülkelerde kahve çok tüketiliyor, kahvenin çok tüketildiği ülkelerde de teknoloji, üretim, yaratıcılık çok yüksek seviyede. Biz de bunun bir parçası olmaya çalışıyoruz. Yani bu insanlar yoğun, zamanları az. Bunlara kolay, hızlı, kaliteli kahve demleme imkanı sunmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar da fena gelmedik. İnşallah bu şekilde devam eder. Yurt dışına açıldın mı veya böyle planların var mı? Şöyle hali hazırda kahve gibi kahve markasıyla DHL Express vasıtasıyla 2-3 gün içinde tüm dünyaya hizmet veriyoruz. Bu siparişleri almaya başladık. Bunun yanında fiber filtre logosuyla başka markalara da hizmet verebiliyoruz. Örneğin burada güzel bir durum var, biz klasik paketin kahvesini Guatemala'dan alıyoruz, Güney Amerika'da bir ülke, hemen yanı başında Surinam diye başka bir ülke var. Geçen 3 palet ürün gönderdik Surinam'a, onların markasıyla, fiber filtre logo'lu bir şekilde ortak markalı üretim yaptık. Yani kahveyi oradan aldık, Güney Amerika'dan kahve geldi, kavruldu, öğütüldü, fiber filtrelerin içine konuldu, ambalajlandı, şimdi Surinam'a gidiyor, yeniden Güney Amerika'ya dönüyor. Bu bizim için hoş bir tecrübe tabii ki, bunları arttırmaya çalışıyoruz. Talepler de geliyor, Orta Doğu bölgesinden, Avrupa'dan, İngiltere'den, Kanada'dan, Amerika'dan talepler var. Tabii olabildiğince makul bir şekilde satışları kapatmayı amaçlıyoruz. Birkaç yan projemiz var. Şöyle, örneğin soda satış yaparken şunu gördük, İnsanlar paket olarak alıyor, seviyor, bilenler tekrar tekrar alıyor. Fakat kahve aslında koku gibi bir avantaja sahip ama bizim paketler oksijensiz ve tamamen mühürlü. Dolayısıyla dışarı koku vermiyor. Bu durumda satış kaçırıyoruz aslında. Yani ulaşabileceğimiz insanlara ulaşamayabiliyoruz bu durumdan ötürü. Şöyle bir proje geliştirdik birlikte. Biz bir tane anlık su ısıtıcı koyalım oraya. İnsanlar kendi kahvelerini demleyebilsin. Yani gelsin ödesin 10 lira. Bu bardağı kendi demlemiş şekilde salla demle kahve şeklinde alabilsin. Bunun için bir anlık su ısıtıcı arayışına başladık. Kendi tasarımımızı yapıyoruz şu anda. Yani insanlar kettle'ın yerine geçebilecek e, bu anlık su ısıtıcı basacak tuşuna anında sıcak su alabilecek, sallama çay, sallama kahve, bu tarz ürünler demleyebilecek kolayca. Bunu bir franchise modeline de çevirmeyi planlıyoruz açıkçası. Yani biz size bütün ürünleri tedarik edelim, altyapıyı sağlayalım, siz bize belli bir ücret ödeyin, e, belli fiyatlarla düzenli gelir elde edin ve kaliteli kahve ikram ediyor olun müşterilerinize. Mental olarak zorlandığın zamanlar oldu mu? Hiç vazgeçmeyi düşündün mü? vazgeçmek demeyeyim ama çok ciddi zorlandığım zamanlar oluyor tabii ki. Özellikle böyle anlık kriz durumları olabiliyor. Hani atıyorum 50 bin liralık bir iş yaptık, bir yerlere bir şey gönderdik ve bir sorun var. Şimdi öyle duygular yaşatıyor ki hani o işin komple patlaması söz konusu olabilir. Elde ettiğimiz kar bize ceza olarak dönüyor olabilir. O durumlarda biraz böyle sıkıntı yaşayabiliyorum. Bir de tabii üretimi ilk kurduğumuz zamanlarda e, ciddi problemler yaşadık makinayla. E, yani bir kısmı bizden, bir kısmı üreticiden, bir kısmı Türkiye'nin altyapısından kaynaklanan sorunlar. Yani buradaki elektrik dalgalanıyormuş örneğin. Ee, öncesinde bayağı bir kontrol ve önlem sistemleri kurmamız gerekti. Makineyi düzgün şekilde çalıştırabilmek için. Ee, ama şunu fark ediyorum yani artık 3 yıldır bu işin içindeyim. Ee, bir şey yaşayıp ya yani parçalara bölüp o problemi çözmeye bakmak lazım. Yani orada takvimi çok düşünmenin alemi yok. Yani normalde mesela diyelim ben bu hafta, 5 tane iş bitirmeyi düşünüyorum. Ve belli bir sonuç almayı düşünüyorum. Ama bir sorun çıkıyor ve yetişemeyeceğimin farkındayım artık. Bu, bu gerçekle yüzleşip neyse o işin oluru onu adresleyerek kabullenip çözme yetisi kazandım artık. Hani olabildiğince yani yapabileceğimiz ne bu. Elimizden geleni yapıyoruz sabah akşam çalışıp. Sonucumuz da bu. Evet gecikiyor mu? Gecikiyor. Burada tabii şeffaf olmak önemli. Örneğin bir müşteri sizden ürün bekliyor. Siz cuma günü göndereceğim dediniz. Çeşitli sorunlar çıktı. Gönderemiyorsunuz. Bunu son anda bildirmek yerine neyse o sorunun yaşandığı zaman açık bir şekilde söylemek daha anlamlı sonuçlar doğuruyor. Bunu başlarda yapmıyordum bu şekilde. Hani hallederiz, çözeriz, kotarız diye düşünüyordum ama şeffaf iletişim birçok şeyin çözümü. Yani hem şirket içinde hem şirket dışında. Şirket içinde de artık her şeyi baştan sona yazılı ve sistemler dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Yani çıkardığımız her bir kargonun fotoğrafı var. Çünkü şöyle durumlar olabiliyor. Kargo firması bir kargoyu götürmeyebiliyor. Eksik götürebiliyor. ilginç bir şekilde yani poşetler bölünebiliyor, parçalanabiliyor, kutular dağılabiliyor. Yaşadığımız sorunlardan öğrendik ki her şeyi fotoğraflı, yazılı sistemlerde kayıtlı şekilde yaparsak bir yerde bir sorun çıktığı zaman evet yine zarar görebiliyoruz ama en azından sorunun ne olduğunu öğrenip bir daha aynı sorunu yaşamamaya çaba gösteriyoruz. Buna kule diyoruz biz. Bu sahadaki ihtiyaçtan ortaya çıktı. Marketlerde hem rafta yatay olarak teşhir etmeniz gerekiyor ürünleri. Hem de reyon aralarında daha fazla görünür olması için dikey teşhir imkanınız olabiliyor. Asalak deniyor bunlara. Askılı teşhir aslında. Bu kutu ikisini birden yapıyor. Yatağı yırttığınızda raftaki teşhir ihtiyacını karşılıyor. Dikeyde de buradan ürün alabildiğiniz için reyon aralarına şuradan asıp daha görünür olmasını sağlıyor ürünü. Ayrıca son tüketici tarafından da çok sevildi bu. İnternet'ten en çok satan ürün tipimiz bu şu anda. 10'lu kutudan daha çok satıyor. Çünkü son tüketicinin hem daha uygun bir fiyat anlamına geliyor hem de daha kolay tüketmesini sağlıyor ürünü. Dolayısıyla kuleyi seviyoruz. Bu tarz ürünlerde geliştiriyoruz bir yandan. Bir de yeni bir yatırım turunu kapattınız. Bundan da belki biraz bahsetmek isteyebilirsin. Büyümemizi finanse etmek için bir araya yatırım turu yaptık. Değerlememizi 7,5 milyon liraya çıkardık ve 750 bin lira aldık. Bunu daha çok ürün üretip Türkiye çapında daha fazla yaygınlaşmak için kullanacağız. Bir kısmını da Deep Kef'in başlangıcı için ayırdık. Artık yavaş yavaş uluslararası plana Deep Kef markasıyla açılmaya başlıyoruz. Hilmi sen de müşterimizsin. Tavsiye ediyorsun herhalde değil mi? Yani ben severek içiyorum ama benim tavsiye etmemin tabii çok bir esprisi yok. Ben de kullanıyorum. Pandemi döneminde de 2-3 kere sipariş verdim kahve kültürünü değiştirmek gibi bir hedefiniz var mı? Şöyle değiştirme demeyelim de iyi bir kahve kültürü var. Çok küçük insanın haberdar olduğu nitelikli kahve. Diğer insanlar da bundan faydalansın istediğimiz için de başladık aslında bu işe biz. Çünkü kolaylık isteyenlere çok uzak bir deneyim o. Yani iyi çekirdekler bulmanız lazım, iyi demleme aletleri bulmanız lazım. Bunları öğrenmeniz lazım. Yani saatlerce vakit harcamanız lazım bu işi öğrenebilmek için. Biz onun için bir giriş adımıyız aslında. Yani bizim iyi kahvemizi kolayca demleyip tadına vardıktan sonra bunun sonraki aşaması nitelikli çekirdekler, daha kompleks demleme yöntemleri ve benzeri daha böyle işin içine girme anlamına geliyor aslında. Ama tabii bizi de elbette unutmayacak bu müşteriler. Çünkü herkesin yoğun olduğu dönemler, seyahatte olduğu dönemler, yanında çok fazla ekipman taşıyamayacağı dönemler oluyor. İyi kahvenin farkında olsunlar, kahve ürünlerini içsinler istiyoruz aslında kahve severler. Yani kahve sever sayısını arttırmak ve daha iyi kahve içmelerini sağlamak istiyoruz. Yani yolun başında çok kişi sallama kahve olmaz dedi ama oldu.